Hızlı, cesur, doğru, güvenilir haberin merkezi Lalegül TV ve Lalegül FM ortak yayınıyla her hafta sonu ekranlarınıza canlı olarak gelen hafta sonu ana haber bültenimizden herkese hayırlı akşamlar. Bugün 14 Kasım Pazar 2021. Saatlerimiz yine 19'u gösteriyor. Yurttan ve dünyadan önemli haber başlıklarıyla yine karşınızdayız. Ben Deniz Muhammed Binici. Efendim hiç vakit kaybetmeden ana haber bültenimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı 7. Memursen Büyük Türkiye Buluşması programında ekonomi konusuna değindi. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki istihdam sayısına ve orada çalıştırılacak işçiye dikkat çeken Erdoğan, "Millet aç diyorlar. Biz ekonominin kitabını yazdık, kitabını" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Memursen Büyük Türkiye Buluşması programında konuştu. Erdoğan, programdaki konuşmasında ekonomiye dair mesajlar verdi. 4200 metre uzunluğundaki devasa köprüyü inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. Ve bir zamanlar ferilerin havalar bozuk olduğu zaman çalışamadığı Çanakkale'de şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Peki bu nasıl yapıldı? Bu parayı nereden buldunuz? Evet söyleyeyim. Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprü. Ve bunu biz yap, işlet, devretle. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü kime kalacak? Devlete. Millete kalacak. Ama bunların kafası bunu basmaz. Diyor ki nasıl yaptınız bunu? İşte böyle yaptık. Türk firmalarıyla Kore işbirliğiyle yaptık. Birçok yatırımlarımızı böyle gerçekleştirdik. Hala gerçekleştiriyoruz. Ve şu anda burada 5000 kişi çalışıyor. Millet aç diyor. Ya bu 5000 kişi burada çalışıyor. Ve buradan hepsi ücretlerini alıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor? Buna bakıyor. İşte biz bu noktada ekonominin evvelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Erdoğan, öğretmenler başta olmak üzere kamu çalışanlarının önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını aktardı. Başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memursen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz. Gerçi bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz. Neyse ki milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi de mevcut. İnşallah bundan sonra da Memursen'le işbirliği ve dayanışma halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bugün Adıyaman'daydı. İl Özel İdaresi'nin toplantısına katıldı ve Süleyman Soylu'nun söyledikleri yine dikkat çekti. Avrupa ile hizmetler noktasında artık makası kapatıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek İl Özel İdaresi meclis toplantısına katıldı.
burada meclis üyelerine seslenen Soylu, 20 yıldır Türkiye'nin altyapı yatırımlarının önemli bir noktaya geldiğini söyledi. 21. yüzyılın başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük devrimler gerçekleşti. Kimsenin aklına gelmeyecek işleri yaptık. Kimsenin hayalinden geçmeyecek işleri yaptık. Kimsenin zihninde bile tartışamayacağı dönüşümleri, değişimleri ve devrimleri gerçekleştirdik. Red, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizden aldığı güç ve burada tam da ülkemizin olması gerektiği gibi elinin tersiyle itti ve bu ülkede hem birliği hem de kardeşliği oluştu. Bütün bunlarla birlikte elbette ki hem yatırım ikliminin, hem kardeşlik ikliminin, hem gelecek ikliminin oluştuğu bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Soylu, Batı'nın Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'da kaotik ortamın oluşmasında ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi. Peki Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde Türkiye bu meselenin içine düştü mü? Hayır, kendini muhafaza etti. Tunceli'den Şırnak'a kadar, Diyarbakır'ın köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar, hatta buralarda köylerin boşaltılması söz konusu. Şimdi tam tersi oldu. İnsanlar köylerine tekrar geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçişimizdeki en büyük avantajlardan birisi olarak önümüzde durmaktadır. Yani biz geriye gitmiyoruz. Tam tersi, Avrupa ile ve Batı ile olan makasımızı tam 300 yıldır bu açtılar. Şimdi biz bunu yavaş yavaş kapatıyoruz. Ve gelecek nesillere altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Yolları, barajları, üniversiteleri, 81 vilayetimizde üniversitelerimiz var. Savunma sanayisi, Türkiye'nin her tarafında üretimi olan ve bütün bunlarla birlikte özgürlüğünü, hürriyetini, demokrasisini o günden bugüne kadar daha ileri getirmiş bir Türkiye bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Ve etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyayla aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz. Bu bizim için önemli. Kıymetli izleyenler, eski Türkiye'de şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntüler pek paylaşılmazdı. Efendim bu görüntüleri kim paylaştı? Milli Savunma Bakanlığımız. Eskiden Milli Savunma Bakanlığımızın böyle görüntüler paylaştığını pek şahitlik etmemiştik. Peki hangi görüntüleri paylaştı? Efendim Pençe Kaplan Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde o bölücü terör örgütünün inine girdikleri o görüntüleri paylaştı. Efendim Türkiye'nin İran sınırında hatta Ağrı-Iğdır o güvenlik sınırı var. Onun boyunca hatırlayacaksınız 145 kilometrelik bir güvenlik beton duvar yapılmıştı. Efendim o zaman da şunu söylemişlerdi. Ne gerek var canım diyenler olmuştu. Şimdi ne gerek olduğunu daha iyi görüyoruz. Bakın işte o 145 kilometrelik beton güvenlik duvarı teröristler başta olmak üzere düzensiz göçmenler ve kaçakçıların yurt dışına giriş çıkışlarını engelliyor. Komşu ülkelerin sınır hattında yapımı süren beton güvenlik duvarının Türkiye-İran sınırındaki Ağrı-Iğdır bölümü bir süre önce tamamlandı. Yapımı biten Ağrı ve Iğdır'ın İran sınırını kapsayan 145 kilometrelik güvenlik duvarı, terörle mücadelenin yanı sıra düzensiz göçmenlerin yurda yasa dışı yollardan girişini ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemek açısından da önem taşıyor. Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hudut hattında her türlü önlemi alan Mehmetçik, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen yabancıları henüz sınırın dışındayken entegre güvenlik sistemleriyle anında tespit ediyor. Yurda kaçak yollarla girmek için teşebbüste bulunan düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim eden hudut kartalları 7/24 teyakkuz halinde bekliyor.
Sınır güvenlik sistemlerinin sunduğu imkanlar sayesinde bölgede son bir ayda yaşanan 85 olayda 1693 düzensiz göçmeni hudut hattının ötesinde tespit eden Mehmetçik, kaçakçıların yurda girişini engelledi. Güvenlik duvarı boyunca yapılan devriye yolunun yanında farklı noktalara konuşlandırılan, insanlı insansız gözetleme kulelerinde görevli personel de her türlü sınır ihlaline karşı ellerini tetikten gözlerini sınırdan ayırmıyor. Milli ve yerli kaynaklarla üretilen zırhlı araçlarla güvenlik yolunda devriye gezerek her türlü olaya karşı teyakkuz halinde olan güvenlik güçleri hem yaşanması olası olumsuzlukların önüne geçiyor hem de güvenliği tehdit eden unsurlara göz açtırmıyor. Güvenlik duvarının üstüne eklenen telli panel çitlerde duvar üzerinden kaçak geçişleri engelleyerek sınır güvenliğine katkı sağlıyor. Elektronik sistemlerle gözetlenen duvar boyunca en küçük insan hareketliliği anında tespit edilip güvenlik güçleri tarafından engelleniyor. Acil sınır fiziki güvenlik sistemi kapsamında kurulan elektronik, elektromanyetik ve akustik sistemler ise güvenlik güçlerinin işini ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Hudut kartalları, aydınlatma, gece görüş ve termal kamera sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemlerinin yanında İHA ve SİHA'larla güvenlik duvarını görecek şekilde en küçük hareketliliği anında tespit edip adeta sınırda kuş uçurmuyor. Güvenlik güçleri teröristler ve düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerini önlemenin yanı sıra alınan tedbirlerle uyuşturucu başta olmak üzere silah, sigara, tütün ve eşya kaçakçılığı yapanlara da göz açtırmıyor. Özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığının önlenmesiyle hem terörün önemli finans kaynağına ağır darbe vuruluyor hem de gençlerin zehirlenmesinin önüne geçiliyor. Demek ki neymiş efendim? Yapılan bir şey gerçekten iyi yapılırsa işe yarıyormuş. Hep birlikte izledik. Aslında haber merkezimizde arkadaşlar bunu saatlerce de uzatabilirdi yararlarını. Yapılan 145 kilometrelik beton duvarın. Şimdi sırada çok farklı bir haberimiz var. Neden farklı diyorum? Efendim CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine bir skandala daha imza attı. Bu skandalın adı da yürüyen merdiven skandalı oldu. Çünkü neden? Çalışan yürüyen merdivenleri durdurdular, üzerine bir yazı astılar. Yazıda da ne yazdılar biliyor musunuz? Enerji tasarrufu ve yapılan masraflardan dolayı onların çalışmaması gerekiyormuş şeklinde bir yazı astılar. Aynen size yazıyı okuyayım. Tasarruf nedeniyle kapalıdır mesajını astılar. İBB tarafından metro istasyonlarında bulunan yürüyen merdivenlerin bazılarının üzerine tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır mesajının asıldığı görüldü. Öte yandan asılan notta merdivenin ne kadar süreyle servis dışı kalacağına ilişkin alanın da boş bırakıldığı görüldü. M4 Kadıköy Tavşantepe metro hattının Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta "Sayın yolcularımız, ekipmanlarımız tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. Sadece merdivenler mi? Hayır, bakın başımdan geçen bir olayı anlatayım size. Geçtiğimiz günlerde işim gereği hızlı gitmem gerekiyordu bir lokasyondan diğer lokasyona ve metrobüsü tercih ettim. Metrobüste bir hanımefendi yanıma geldi ve bundan sonraki durak hangi durak dedi. Ben de oraya ilk kez bindiğim için oradaki durağı hatırlayamadım ve hanımefendi ekranlara bakın dedim. Ekranlara hanımefendi baktı, ben de baktım ama ekranlar bozuktu. Yani metrobüsün içerisindeki ekranlar çalışmıyordu. Diğer taraftan efendim biliyorsunuz siz de rastlamışsınızdır. Otobüsün içerisindeki yolcular iniyor, artık otobüsleri itiyor. Ama sonra yaşadığım bir hadise ise artık bana pes dedirtti. Arkadaşlarımız hazırladıysa başımdan geçen bir hadiseyi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet dostlar. Bugün İspark'ta arabamızı park ettik. İşimizi hallettik. Sonra geldik parka. Arabamızı aldık ama gidemiyoruz. Çünkü neden? Efendim kimse
İspark'ta yerinde yok. Neredesiniz efendim ya? Neredeyiz? Niye böyle? Her şey çok mu güzel oldu? Ne oldu böyle ya? Her şey hala çok güzel. Sadece eleman eksikliğimiz var. Ama eskiden böyle değildi. Ne oldu bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne? Daha da iyi mi? Ben şu anda yaklaşık burada 10 dakikadır dolaşıyorum. 5 dakikadır sizi bekliyorum. Evet sevgili izleyiciler, son anda bunu verme kararı aldım. Çünkü artık yaşadıklarımız İstanbul'da yaşam kalitemizin düştüğünün göstergesi olduğu için. Neden? Ben orada bir toplantıya gitmiştim ve toplantıdan sonra başka bir yere yetişecektim. Aracımı İspark'tan aldım ama içeriye girdiğim İspark'tan dışarıya çıkamadım. Ve orada kulübenin üzerinde küçük bir not kağıdı bırakılmış. Onu da yaklaşık içeride 10 dakika dolaşırken orada benim dolaştığımı gören başka bir kişi, başka bir vatandaş kulübenin üzerinde bir not kağıdı yazıyor. Bir not kağıdı yazıyor ve o not kağıdının üzerinde bir numara var. Onu ararsanız oradan geleceklerdir dedi. Ve ben 10 dakika dolaştıktan sonra oradaki not kağıdındaki numarayı aradım. Ve görevliler yaklaşık 5 ila yine 7 dakika arasında oraya intikal ettiler. Yaklaşık 15 dakika, 20 dakika orada sadece görevlinin gelmesini bekledim. Ben iyi taraftan bakmak istiyorum. Otobüsteki hadiseye, insanların otobüsleri itmesine, diğer taraftan benim orada yaklaşık 15 dakika beklememi. Birinci hadisede gerçekten iyi oldu çünkü insanlar arasındaki diyalog arttı. İkinci hadisede iyi oldu. Çünkü biz otobüslerin değerini anladık. Üçüncü hadisede iyi oldu. Efendim boşa geçirdiğimiz zamanların kıymetini anladık. Ben sevgili izleyiciler yorumu size bırakıyorum. Gerçekten her şey güzel mi oldu? Evet sıradaki haberimizde devam edelim efendim. Konya merkezli 10 ilde Fethullahçı terör örgütüne yapılan operasyonlarda tam 12 şüpheli gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında Konya, İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Büyük Bölge Talebe Sorumlusu, Şehir Dışı Talebe Sorumlusu, Bölge Talebe Sorumlusu ve Bölge Sorumlusu pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin onu etkin pişmanlıktan yararlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere onu serbest bırakıldı, ikisi tutuklandı. Şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda FETÖ üyesi 467 kişi tespit edildi. Bu kişilerden 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi. Haklarında işlem kaydı bulunmayan 203 kişinin arasında halen aktif çalışan 70 kamu görevlisinin olduğu ve 133'ünün de özel sektörde çalıştığı belirtildi. İşlem kaydı bulunmayan 21 kişinin de örgüt içinde bölge talebe sorumlusu olduğu öğrenildi. Kıymetli izleyenler Şanlıurfa'ya gidelim. Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen tam 64 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatör ise tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen iki kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistan'dı, ikisi Pakistanlı olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Efendim Bağcılar'da henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir patlama meydana geldi.
olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan tam 6 kişiyi kurtardı. Bağcılar'ın Barbaros Mahallesi 203. sokaktaki 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor. Sevgili izleyiciler, Karşıyaka'ya gidelim. Karşıyaka'da taksicilik yaptığını söyleyen bir kişi, kendisini videoya çeken müşteriyi kafasına sıkmakla tehdit eden taksici ve birlikte birçok taksi denetime tabi tutuldu. Araçlar trafikten men edildi. Beni çekemezsin oğlum, sen kimsin? Dün İstanbul Üsküdar'daki Altunizade'de bir taksi şoförü yolcunun istediği yöne gitmediğini belirterek tartışma başlattı. Bu sırada videoya çekildiğini fark eden taksici yolcuya hakaretlerde bulundu. Maltepe'ye. Yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde taksicinin "Beni çekemezsin, oğlum sen kimsin, senin kafana sıkarım, sana laf anlatıyoruz, burası sadece karşıya gidiyor" ifadelerini kullandığı duyuldu. Ya ben Maltepe. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri taksi şoförünün "Karşının taksisiyim" diyerek yolcu seçtiği ve video çeken yolcuya hakaret ettiği görüntüler üzerine harekete geçti. Sizin 90. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 34 TBP 61 plakalı taksi şoförünün Sinan K olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde 34 TBP 61 plakalı taksinin İBB çalışma belgesinin askıya alınması nedeniyle Sinan K'ye Büyükşehir Belediye Kanunu'yla Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilince yolcu taşımak maddesi uyarınca 1339 lira idari para cezası uygulandı. Biraz 34 TBP 61 plakalı araçsa 3 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca İBB tarafından Sinan K'nin şoför kartı süresiz olarak iptal edildi. Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süreyle trafikten men edildi. Neyin transferini bekliyorsun? Yolcu transferini bekliyorum. Olmaz o. Ama burada bak. Birlikte Fransa'ya gidelim. Fransa'da aşı karşıtları çok sıra dışı bir eyleme, gösteriye imza attı. Fransa'da düzenlenen, yapılmak istenen sertifikaya karşı kostümleriyle kilometrelerce yürüdüler. Fransa'nın çeşitli noktalarında koronavirüs aşısı karşıtı gösteriler devam ediyor. Paris yönetiminin salgınla mücadele gerekçesiyle getirdiği aşı zorunluluğu ve sağlık sertifikası uygulaması karşıtları düzenlemeye karşı çıkıyor. Dordogne bölgesine bağlı Perigot'a eylemciler ilginç kostümleriyle bilim kurgu temalı yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte yüzlerindeki maskeyle dikkatleri üzerine çeken göstericiler aşı sertifikası zorunluluğuna son verilmesini istedi. Kameraya yansıyan görüntülerde Fransız eylemcilerin yürüyüş tarzları sosyal medyanın gündemine oturdu. Fransa'da hastane ve bakım evi çalışanlarına itfaiyecilere koronavirüs aşısı zorunluluğu getiren yasa 26 Temmuz'da parlamentodan geçmişti. Yasa belli etkinlik ve mekanlara girişte aşı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren koronavirüs ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlarla eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.
alışveriş merkezlerini koronavirüs ruhsat uygulamasının dışında tutan yasa, işyeri sahiplerinin çalışanlarından aşı veya ruhsatı talep etmeleri halinde bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor. Yasa 30 gün içerisinde 3 defa koronavirüs sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9.000 euro para cezası öngörüyor. Tartışmalı yasa tasarısı sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti. Evet sevgili izleyiciler, şimdi yurttan derlemiş olduğumuz trafik kazalarına geldi sıra. Pendik'te bariyere çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bakın Adana'da da güvenlik kamerası tarafından kazanın an be an görüntüleri çekildi. İşte o kazada, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 çocuk, 3 kişi yaralandı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde de devrilen otomobildeki 1 çocuk, 2 kişi yaralandı. Pendik Şile yolu Emirli bölgesinde Hasan K'nin kullandığı 41AIA295 plakalı otomobil, sisin ve kayganlaşan yolun etkisiyle bariyerlere çarparak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan çıktığı otomobilde sıkışan 3 yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 3 yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Adana'nın Seyhan ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda Ali İbili'nin kullandığı 07N8889 plakalı otomobille Arda Yaşar Daman'ın kullandığı 07APH362 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki Huriye Özdemir Dama, Dursun Özdemir'le Aymima Dama isimli çocuk yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayseri Koca Sinan Bulvarı'nda KA yönetimindeki 34SK643 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet sırada efendim ağzımızı ve midemizi tatlandıracak, o tadıyla gerçekten bize farklı hazlar yaşatacak bir haberde sıra. Bakın bu Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık limanlarından Akçakoca'daki balıkçılar ağlarını denize attı ve o denizden çıkan hamsinin bolluğu balıkçılarımızın yüzünü neşelendirdi, onları sevinçlendirdi. Efendim bizim de sofralarımızı yakında neşelendirecek, sevinçlendirecek. Düzce Akçakoca'da gece saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçıların bol miktarda balıkla limana dönmesi tezgahlarda hareketliliğe neden oldu. Geçen hafta kilogramı 25 liradan satılan hamsinin fiyatı 20 liraya kadar düştü. Balıkçı esnafı Volkan Sarıkaya, şu anda Sinop, Zonguldak ve Akçakoca kıyılarından balıklar geliyor. Hamsi de bu şekilde çoğunluğun olması bizim açımızdan sevindirici. Vatandaş da hamsiye yoğun talep gösteriyor. Şu anda kilosu 20 liradan satılıyor. Hamsiden umutluyuz dedi. Tezgahlarda mezgit ve barbunun kilogram fiyatı 40, isarvitin ise 20 lira. Efendim o Türkiye'deki birçok gazetecinin ağabeyiydi. Yazdığı yazılarla, hikayelerle, köşe yazılarıyla gerçekten sıra dışı hep yazıların, kitapların altına imzasını atan bir isimdi. Kimdi efendim? Ahmet Kekeç. İşte Ahmet Kekeç ağabey vefatının birinci yılında Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan'ın külliyesi Haziresi'ndeki kabri başında dualarla, Kur'an-ı Kerimlerle anıldı. Yehdine s-sirat.
Kasım'ın nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Kur'an tilavetiyle başlayan anma etkinliğini Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, eşi Sibel Kekeç, Profesör Doktor Erdoğan Boz, Doçent Doktor Ayşe Atıcı Arayancan'da edebiyat dünyasından birçok isim katıldı. Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, gençlik dönemlerinde edebiyatçı olmak isteyen babasının hayat mücadelesi nedeniyle gazeteciliğe yöneldiğini belirterek, babamın temsil ettiği hayat değerleri izole edilmek isteniyordu. Dolayısıyla o sertlik babamın da kalemini sertleştirmişti, dedi. Vesaire. Aslında babam özel hayatta çok yumuşak bir adamdı. Bir şekilde herkesin hayatına temas etmiş bir şekilde. Yani eğer damarına basılmadığı müddetçe, o iyi yumuşak yüzünü gösterirdi. Sen de Bünyamin abi tanıyorsun aslında. Dolayısıyla biz vefatından sonra baktık ki bu durum biliniyormuş. Yani biz bunu kendi aramızda ailede biliyoruz zannediyorduk. Bir baktık bir şekilde babam hayattaki en zor şeylerden biri anlaşılmak. Babam baktık anlaşılmış. Şair Mustafa Özçelik, Ahmet Kekeç'le Mavera, Kayıtlar ve Aylık Dergi gibi pek çok dergide birlikte yazdıklarına işaret ederek yazılarından birbirlerini tanımadıklarını ve yüz yüze tanışma fırsatı bulamadıklarını ifade etti. Kalemin onuruna, namusuna, haysiyetine sahip çıkan bir yazardı. Doğru bildiği şeyleri yazdı. Hakikatin sesi oldu. Hakan Bey'in de belirttiği gibi o dönemin şartları o değerlerin ötekileştirildiği zamandı. Böyle zor zamanlarda yazmak her yılın kârı değil. Gönül isterdi ki imkanlar müsait olsaydı onu çok güçlü bir romancı olarak biz görecektik Türk Edebiyatı'nda. Ama hayat şartları onu gazeteciliğe itti. Tabii orada da önemli yazılar yazdı. Gerek Türk basınında gerek işte Türk Edebiyatı'nda iz bırakan çok değerli bir kalem oldu. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Şair Özcan Ünlü de Kekeç'le kaderlerinin birbirlerine benzediğine değinerek, aynı gazete ve dergilerde çalıştık, onunla uzun sohbetlerimiz oldu. Çok yalın bir tarif yapmak isterim. Gerçekten inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı şeklinde konuştu. Gerçekten inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı. Bir okuyucum bana bir gazete yazımından dolayı bir mail atmıştı, şunu sordu. Yazdıklarınız gibi yaşayabiliyor musunuz, yaşıyor musunuz? Diye. Ben Ahmet Kekeç'i birçok kişinin aksine cesur ama duygusal ve hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yaparak işte darbe romanı yazmış bir edebiyatçı olarak, romancı olarak da anacağım ölünceye kadar. İzleyicilerimizin de, dinleyicilerimizin de, sevgili dostlarımızın da onu hem bir gazeteci hem bir edebiyatçı olarak anmalarını dileyeceğim, isteyeceğim. Evet, Ahmet Kekeç çok değerli bir gazeteciydi, romancıydı, yazardı, çok yumuşak kalpliydi, iyi huyluydu. Sert anları oluyordu elbette ama o sert anları niçin oluyordu, neden sert tavrını takınıyordu? Şöyle bir hatırlatalım, adaletten, barıştan, özgürlükten, hak ve hakikatten yana eğer davasına birisi dil uzatıyorsa, birisi el uzatıyorsa, İşte Ahmet Kekeç'in gazetecilik hayatında o sert uslubuyla karşılaşıyordu, onunla karşılık buluyordu. Gerçekten bu değerleri biz neden hayatındayken bilmiyoruz, onları el üstünde tutmuyoruz? Burası da koca bir muamma. Buradaki yorumu da sevgili izleyiciler ben size bırakıyorum. Evet, bu haberle hafta sonu ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bu vesileyle Ahmet Kekeç ağabeye biz de Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Yatmış olduğu mekan cennet olsun. Efendim Rabbim derecesini yüksek eylesin. Evet efendim, yarın biz olmayacağız. Yarın hafta içi haberlerinde sizinle Mustafa Balevi olacak. Biz haftaya kadar sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.